Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 26. günün ikinci dersine. Bugünün son dersindeyiz. Çok yanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki tane böyle güzel bir özellik vereceğim. İspatı çemberden çıkıyor ama çember hatırlatmasını da yapacağım ben sana, merak etme. Şimdi bir notta kalmıştık. En son sayfa numarası 155'in en sonunda, sağ tarafın alt tarafında kalmış. Onu, sonra 156'yı, sonra 157'nin de sol tarafını yapacağız ve bugünü noktalayacağız. O zaman hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi burada şu nota kalmıştık kardeşim. Şöyle notumuzu açalım. Notumuzu açınca şöyle görüyorsunuz. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir demiş. Nereden geliyor hocam bu? Çemberden geliyor. Çemberde açıyı kullanacağız. Öncelikli olarak çemberde şu bilgiyi sana vermek istiyorum. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Sadece bu bilgiyle ispat yapılır. Hadi bakalım ispatı yapalım. Şimdi bunun etrafına bir çember çizecek olursak. Çemberi çizdik. Eşit kirişler ayırdıkları yaylar eşit olduğu için hepsine şöyle bir alfaları yazalım. Sonrasında BD kirişiyle EG kirişine dikkat edelim. Hocam bu kirişler iki alfalık yerleri ayırıyor. Yani ayırdığı yaylar birbirine eşitse bu kirişler eşit. Sonra BE kirişiyle EH kirişine bakalım. Hocam bu kirişlere baktığımız zaman da 3 alfalık yayları ayırıyor. O yüzden bu kirişler de eşittir. Sonra mesela 4 kenara ayıran köşegenleri çizelim bu sefer. BF'yi çizecek olursak, ardından HD'yi çizecek olursak, hocam 4 alfalık yayları ayırmış bunlar bu kirişler. O zaman bunlar birbirine eşittir. Hatta burada BG'yi ve HC'yi çizecek olursak bunlar da 5 alfalık yere ayırıyor. Dolayısıyla ayırdığı yaylar birbirine eşit olduğu için burada kirişler de nedir? Birbirine eşit. İşte buradan geliyor. Eşit kirişlerin ayırdığı yaylar birbirine eşit. Hatta şunu da hatırlayalım. Böyle köşegenlere eşit olan dörtgenlerden bir geçiş yapacağım bak şimdi. Köşegenlere eşit olan dörtgenler nelerdi? Dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen değil. Başka ne vardı? Bir de ikizkenar yamuk vardı. Bu üçünde ne yapıyorduk? Bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde diğer köşegeni de biz çiziyorduk ya. Sonuçta şimdi çokgende şuraya baktığın zaman hocam tüm köşegenler eşit değil ama iki kenara ayıran köşegenler eşit ya da üç kenara ayıran köşegenler eşit ya da dört kenara ayıran köşegenler eşit. İşte bu köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiği zaman diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Ama iki kenara ayıranla başka bir yerde bir eşitlik verilmişse iki kenara ayıran köşegen. Üç kenara ayıranla başka bir kenarda başka bir eşitlik verildiği zaman üç kenara ayıran bir köşegeni çizeceğiz. Bunu da unutma. Evet, burada hepsi söylenmiş zaten. Şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit. Şunlar da üç kenara ayırıyor, birbirine eşit. Diğerleri de istediğin kadar çizebilirsin. Yeter ki kenar sayısına bak. Bazı arkadaşlar şunu diyecekler. Mesela hocam beşgende ben bu köşegene bakacak olursam. Hocam bu köşegen şuraya baktığım zaman iki kenar ayırıyor. Buraya baktığım zaman üç kenar ayırıyor. Buna ne diyeceğim? En az sayıda köşegene ayıran gibi düşün. Tamam. Mesela düzgün beşgende ben şunu diyeceğim. Bir köşegen çizdin. Diğer köşegeni de çizdin. Hocam bu da iki kenar ayırıyor. Diğer köşegeni de çizdin. Bu da tüm köşegenleri çiz. Bütün köşegenler hep iki kenara ayırıyor gördüğün üzere. O yüzden düzgün beşgende bütün köşegenler eşittir diyeceğiz. Neyse. Gelelim diğer notumuza. Diğer notumuzda da çevre açı. Burada yine düzgün çokgenlerin hepsinin etrafına bir çember çizilebilir dostlar. Çevre açı mantığını kullanacağız. Bir çemberde de çevre açı gördüğü açı, yani çevre açımız açı daha doğrusu çevredeki oluşan açıda açı alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Tamam. Bunu nereden hatırlıyorsunuz? 11. sınıftan hatırlıyorsunuz. Şimdi burada düzgün çokgende şöyle bir özelliğimiz var. Düzgün çokgenin köşesinden çıkan açılar gördükleri kenar sayısıyla doğru orantılı. Ama köşeden çıkan açılarda sebebi gel etrafına öncelikle bir çember çizelim. Çizdik çemberi. B köşesindeki şu açıya alfa diyecek olursak çevre açıdan dolayı gördüğü yay 2 alfadır. Hocam eşit kirişler var orada. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar da birbirine eşit olduğundan her yer 2 alfa oldu mu? Oldu. Şimdi çevre açıdan dolayı 6 alfayı gören açı 3 alfa oldu. Sonra 4 alfayı gören açı 2 alfa oldu. 2 alfayı gören açı alfa oldu. 2 alfayı gören açı alfa oldu. Bak bakayım şimdi buradaki açılara. Hocam gerçekten de köşeden çıkan açılarda ne oldu? 1 kenarı gören açı alfaysa 2 kenarı gören 2 alfa. 3 kenarı gören 3 alfa şeklinde oldu mu? Oldu. Gel bunu burada gösterelim. Ben yine şeyle göstereyim. Animasyonda gördün. Şuraya alfa dedik. Gördüğü yer 2 alfa. Tamam. Bir kenarı gören alfaysa. Bak burası 3 kenarı birden görüyor. Hop. Burası 3 alfa diyebiliriz. İstersen çember tekniğiyle, ispat tekniğiyle de yapabilirsin. Hayali çember çizip. Ama bunu bil. Çünkü bir kenarı gören alfa. İki kenarı gören 2 alfa. Bak burası. Hocam burası 1, 2, 3 kenarı görüyor ama diyeceksin. Hayır. Dikkat. Açı olarak bak şöyle. 2 kenarı görüyor. 2 alfadır burası. Hocam burası 1 kenarı görüyor. Bak. Açı olarak bak. 1 kenarı görüyor. Alfadır burası. Hocam ikizkenardan dolayı da burası da alfa diyebiliriz. Ya da şöyle bir kenarı gördüğü için burası da alfa diyebiliriz. Peki hocam başka böyle şey var mı? Mesela şuradaki açıdan bahsedebilir miyiz? Evet. Sonuçta gördüğü kenara bakıyorum ben. Bak şu açı olarak bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarı görüyor. O yüzden buraya da ne diyebiliriz dostum? 5 alfa diyebiliriz. Hatta dikkat et. Şu açı hocam 4 alfa gerçekten de 4 kenarı görüyor. İşte bu çok önemli. Bir kenarı gören açı alfaysa 2 kenarı gören 2 alfa. 3 kenarı gören 3 alfa. 4 kenarı gören 4 alfa diye gidiyor. ÖSYM bu not ve bir önceki notla ilgili
güzel ve zor sorularla karşımıza gelebiliyor. Haberin olsun. Soruldu. ÖSYM sorularına da bakabilirsin. Şimdi ne yapacağız hocam burada? Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Evet, güzel bir şey daha söyleyebiliriz. Hocam şurası alfa, burası da alfa mı? Alfa. Düzgün çokgende bizim için önemli olan neydi? Dış açıydı. Ben burada bir dış açı oluşturacak olursam şöyle. Hocam şuradaki üçgende iki iç açı, bir dış açı. Burası iki alfa oldu. Nerede yaparsan yap. Şurada da yapsan. Hocam bu bir kenarı görüyor alfa. Burası da bir kenarı görüyor alfa. Şurası da dış açı. İki alfa yap burası. Nerede yaparsan yap. Dış açı da her zaman iki alfa mı oldu? Evet. O zaman bir şey daha ekleyebiliriz. Bak, güzel bir şey daha ekleyebiliriz. Bir kenarı gören açı alfayken, iki kenarı gören iki alfa, üç kenarı gören üç alfa, dört kenarı gören dört alfa. Hatta bir kenarı gören açı alfayken dış açısı da iki alfa. Çünkü düzgün çokgenlerde bizim için dış açı çok önemli. Tam tersini de düşünebilirsin. Hocam dış açı verilmişse bize eğer, hocam dış açı iki kenarı gören açı değil, bir kenarı gören açıyı da rahat bir şekilde bulabilirsin. Bu gerçekten güzel bir teknik. İspatı çemberden çıkıyor. İstersen ispat tekniğiyle yap ama bence bunu bil. Bir kenarı gören alfa yazdın. DB 2 alfa, 3 alfa. Bu alfa DB açısı da bak 2 alfa ve 5 alfa diye yazılmış. Şuraya da yaz. Dış açıda ne oluyormuş arkadaşlar? Bir kenarı gören açı eğer alfaysa dış açıda 2 alfa oluyor. Hadi bakalım, öğrenme alanında işi öğrenelim seninle birlikte. Öğrenme alanındaki A şıkkına bakıyoruz. Hocam bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Nerede olursak olalım. Köşegenle alakasız yerde bir eşitlik ancak köşegenlere eşit olan dörtgenlerde verilir. Burada altıgende bu ne olmuş? İki kenar ayıran köşegen. O zaman ben bir iki kenar ayıran köşegen çizeceğim. Hocam bunu mu çizeceğim böyle? Hayır. Şunu mu çizeceğim? Hayır. Alakalı olanı. Bak, ilgi alaka nerede oluşuyor? Hop, şunu şöyle çizersem. İki kenar ayıran köşegende burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. Bak, bunlar yan yana geldi. İkiz kenarlık oluştu burada. Güzel. Düzgün altıgen verilmiş bir kere elimize. Düzgün altıgen. Bu düzgün altıgende tabii burada yazmam gerekiyor da öğrenme alanı sorusu olduğu için öğretiyoruz ya şu anda. Düzgün altıgen olduğu belli zaten. Düzgün altıgenin dış açısı kaç derece? 360 bölü 6'dan 60, iç açısı kaç yapar? 120. Hocam burası 120 ise ikizkenarlıktan dolayı bunlar 30-30 olur. Çünkü düzgün altıgende bütün kenarlar birbirine eşit. 30-30 oldu. Hocam bu bir ikizkenar üçgendi. Şu ikizkenar üçgende ne yapacağız şimdi? Hocam buradaki ikizkenar üçgende işlemimizi yapacağız. Haydi bakalım, yapalım seninle birlikte. Hocam bu taban açıları birbirine eşit. Bu taban açıları birbirine eşit. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. Ve toplamları iki iç açı, bir dış açı değil mi? Evet. Toplamları da 30'sa bunlar 15-15 yaptı. Ve alfaya bak bakayım. Alfayı da böylelikle 30 artı 15 bulduk. Yani 45 derece olarak bulduk dostum. Evet, A şıkkı böylelikle 45 şıkkı. Geldik 5 şıkkına. Düzgün 20'gen demiş bu sefer. Düzgün 20'gende. Arkadaş ilk önce dış açıyı bulalım. 360 bölü 20. 18 yap. Bak, içeride saçma sapan köşegenler var. Köşegen eşitliğinden bahsedemem burada. Ki ekstra eşitlik yok. Eşitten bahsetmeyiz. Ben burada sadece neyi buldum? Dış açının 18 olduğunu buldum. Dış açı eğer bir kenarı gören açı alfaysa, iki kenarı gören 2 alfa değil miydi? Hatta dış açı da neye eşit? 2 alfa eşit. O zaman alfayı kaç buluruz? 9. Yani burada bir kenarı gören açı 9. Özellikle düzgün 20'gen, düzgün 36'gen gibi şeylerde içeride köşegenlerle bir şey açı oluşturulduğu zaman bu şekilde bir kenarı gören açıyı bulmanız çok sağlıklı olacak. Bak şimdi şuraya baktığımız zaman hocam buradaki açı belli mi? Belli. 3 kenarı görüyor hocam. Değil. Dikkat. Açı olarak bakacaksın şöyle. 2 kenarı görüyor. O zaman bir kenarı gören 9'sa 2 kenarı gören nedir? 18. Sonra hocam şuradaki açı 1, 2, 3, 4 kenarı mı görüyor? Hayır. Açı olarak bakacaksın şöyle. Açı bir tanesi bu düzgün çokgenin, yani düzgün 20'genin bir kenarı. Bir kenar açıdan dolayı gitti. 1, 2, 3 kenarı görüyor. Bir kenarı gören 9'sa 3 kenarı gören 27'dir. O zaman buraya da 27'yi yazarsın. O zaman olay bitti kardeşim. Ne var burada? Şuradaki üçgende bak alfa dış açı oldu. Yani alfa böylelikle neye eşit olacak? Ya şurada alfa yazdım ama neyse. Şuraya bir kenarı gören x açısı diyeyim. X açısı diyeyim. Şuradaki alfa ile karışmasın, tamam mı? 2x olsun. Şimdi şuradaki alfa ile karışmasın diye böyle şey yaptım. Burada o zaman alfa neye eşit olacaktır? 18 ile 27'nin toplamına eşit olacaktır. Bu da kaç yapar o zaman? 45 yapar. İşte böyle karışık sorularda gerçekten bu tekler işimize yarıyor. Bir tane tekniğimiz köşegenlerin eşit olması. Yani şu öğrenme alanı biri kullandık burada. Bir tane tekniğimiz de neymiş? Bu bir kenarı gören açı x ise iki kenarı gören açı 2x. Hatta dış açında 2x olması böyle çok yüksek şeylerde sayılı çok yüksek sayılı düzgün çokgenlerde. Şuradaki köşegenler arasındaki açı sorulduğunda bayağı bir işimize yarıyor. Ya da ikisi köşegen olmak zorunda değil. Farklı şeylerde olabilir. Biraz sonra zaten sorularda da gördük. Anlaştık. Evet, olay bu. Geldik örnek 13'e. Şimdi örnek 13'te klasik sorulara başlıyoruz. Düzgün beşgen verilmiş. Hocam düzgün beşgense dış açısı 360 bölü 5'ten 72. İç açısı kaç çıkar? 108. Tamam. Düzgün beşgeni zaten ayrıyetten de işleyeceğiz bir sonraki günde. Burada düzgün beşgende önemli olan, burada özellikleri de söyleyeceğiz ama aklınızda da kalıyor. Hemen direkt burada yazmak istedim. Neyse. AFC eşkenar üçgen demiş. Düzgün beşgen olduğu için şu eşitleri mutlaka yazalım. Sonra bu da bir eşkenar üçgen verilmiş. Neresi? AFC. Hocam bu da eşkenar üçgen verilmiş. Şuradaki eşitleri de şöyle yazdım. Sonra ne yapacağız? Açıları yazalım. Şu açı 60 derece. Bu açı 60 derece.
Bu açıda 60 derece. Sonrasında hocam burası 108 ya. Bunlar 36-36 yapar, aklımızda bulunsun. Şimdi ne yapacağız burada? Dikkat et. Verilen bilgilere bak. Hocam şurada bir eşkenar üçgen verilmiş. Evet. Eşkenar üçgenin bak bir kenarı. Aynı zamanda köşegen. Neyin köşegeni? Düzgün beşgenin köşegeni. Hocam düzgün beşgenin köşegeniyle farklı yerde aslında eşitlik verilmiş. O zaman bu eşitliği kullanacağız. Düzgün beşgende bu iki kenarı ayıran köşegen. O zaman bir tane de köşegen biz çizeceğiz. Nereden çizebiliriz burada hocam? Tabii ki şuradan çizebilirsin ama şekil karışıyor değil mi? Mantıklı olan yerden çizmek. Başka buradan çizersen alaka olmuyor. Ama şuradan çizersek ilgi alaka çıkıyor galiba. Hop şurada çizersek. Hocam bu da iki kenarı ayıran köşegen. Düzgün beşgendeki köşegen. Düzgün beşgendeki köşegen. Köşegenler birbirine eşit. İki kenarı ayıran köşegen. Kenar ayıran köşegen. 108 ise 36-36'yı yazdık ikizkenardan. Sonra hocam burası da 108 ya. Bunlarda da 36-36'yı yazalım şöyle. Sonra burada ne geldi? Hocam bunun tamamı kaç dereceydi? 60 dereceydi. O zaman buraya kaç kaldı? 24 kaldı. Şuraya bak şimdi. 36'sı burada. 36 burada, 72. Buraya da 36 kalmadı mı? Kaldı. 36 kaldı. Hatta şurada ne çıktı arkadaş? İkizkenar üçgen çıktı. Hemen şu ikizkenara yoğunlaşalım. Bak şurada da bir ikizkenar. Biz boşuna çizmedik onu. Buradaki ikizkenar üçgende x ise burası da x. Hepa açısı da çıktı mı? Çıktı. Kaç? 96 çıktı. O zaman 180'den 96 çıkartıp ya da 96 artı 2x eşittir 180 deyip sonuca ulaşırız. Ya da kısaca 180'den 96 çıkart. 84. 2'ye böl 84'ü 40. X'i de böylelikle 40 olarak buluruz. Tamam. Köşegenlerin eşitliğiyle alakalı bir soruydu. Burada eşkenar üçgenindeki eşitliği kullanamadık ama dikkat et. Eşkenar üçgen vardı. Eşkenar üçgenin bir kenarı aynı zamanda düzgün beşgenin köşegeni olduğu için bak soruyu da çözemiyorsak diğer köşegeni de biz çizdik. Unutma bunu. Köşegenle farklı yerlerde bir eşitlik verilmişse diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Tamam. Sakın unutma. Evet cevap 42. Geldik bir sonraki soruya. Yine düzgün beşgenle alakalı bir soru. Ki böyle düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit oluyor ya. Ondan dolayı bu genelde düzgün beşgenle ilgili soruları böyle ÖSYM sormayı daha çok seviyor. Eğer bununla ilgili bir soru soracaksa, köşegenlerin eşitliğiyle alakalı soru soracaksa bunu daha çok seviyor. Hadi bakalım soru ne demiş? ABCD düzgün beşgeni biçimindeki karton AD köşegeni boyunca kesilip şekil 2'deki konuma getirildiğini. Evet ben bunu kesmişim. Sonra bunu alıp buraya taşımışım. Şöyle taşımışım. Şimdi ben bunu kesmişim ya. Kestim ama kesmeden önceki halini de şurada bir göstereyim dostum. Evet şöyle bir gösterdim. Tamam. Hocam kesmeden önce şu buradaydı. Bunu da şöyle gösterdim. Kesim işleminden sonra bir dakika kesilip şekil 2'de konumuna getirdiğinde şurayı da 6 birim olarak vermiş. Şimdi kesim işleminden önce beşgenin çevresi lastik ipi yardımıyla sarılıp kesimden sonra da şeklin çevresi lastik ip gergin halde olacak şekilde sarılıyor. Evet ben ilk önce bunun etrafına bir lastik ip sarıyorum. Sonra da bunun etrafına sarıyorum. Şöyle. Şöyle mi gider hocam lastik gergin bir şekilde? Hayır. 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 Ben şu lastik ipi göstereyim ama şurada dur. Şurada bir lastik ipi gösteriyorum dostum. Şöyle lastik ipi sarınca şu mu oluyor böyle? Evet. Yani bir kenar A ise burası 5A olacak işte. Neyse. Şimdi bunun etrafına bir lastik ip sardığımda bu buraya geldi. Sonra bu buraya mı gelir böyle? Gergin bir şekilde. Hayır. Hop. Şuraya gelmez mi gergin bir şekilde? Evet. Lastik ip sonra buradan devam eder. Sonra buradan devam eder. Sonra buradan devam etmez mi böyle? Öyle geldi. Sonra da buradan buraya devam edecek. İşte bu şekilde. Gergin halde olacak şekilde ip sarılıyor. Buna göre ip kaç santimetre uzar diye soruluyor bize. Yani bizim ipin uzunluğu şuraya A diyecek olursak ipin uzunluğu burada ne? İpi sardığım zaman hocam 5A'ymış. Ve bu lastik bir ip. Burası 5A oldu. İkinci şekilde kaç A olacak onu bulacağız. Ne kadar uzadığını bulacağız. O zaman hocam şuradan geldik böyle lastik ip. Tamam burası A. Buranın da A. Buranın da A olduğunu biliyorum. Ama şuraları hakkında bir yorum yapamıyorum şu anda. Şurası ve şurası hakkında bir yorum yapamıyorum. Tamam. Ben şuranın da A. Buranın da A olduğunu biliyorum ya. Onlara da bir A yazalım şöyle. A yazalım. Sonra ne yapacağız? Açıları yazalım kardeşim. Açıları yazalım. Kesip buraya yapıştırdık bu arada. Ve dikkat et. Dikkat et. Hocam bu düzgün beşgenin köşegeni. Bu da düzgün beşgenin köşegeni. Kesip oraya getirdim. Çakılmadan şu köşegen ya düzgün beşgenin köşegeni. Bak düzgün beşgenin köşegenine eşit olan bir parça oluşturmuş oldum orada. Böyle bir eşitlik verildiği zaman ne yapıyoruz? Bir köşegen çiziyoruz. Hadi köşegen çizelim. Mantıklı olan köşegen neresi? Hocam şuradan şuraya çizmek mantıklı olan köşegen. Yani şu tutup da buradan buraya çizmezsin herhalde. Şeklin dengesi olduğunu farkındasın. Ve açımız kaç derece? Hocam 108 derece. Çünkü dış açısı da 360 bölü 2'den 360 bölü 5'ten 72. İç açısı da 108 derece yaptı. Ondan sonra ikizkenardan dolayı 36-36 oldu. Burası kaç yaptı? 72 yaptı. Ve bu düzgün beşgenin köşegeni. Bu da düzgün beşgenin köşegeni. Bu da düzgün beşgenin köşegeni. Kesilip buraya getirildiği için şöyle öyle geldi. Ne çıktı burada? Hocam ikizkenar çıktı. Tepe açısı da 36. 180'den 36 çıkart. 144. 2'ye böl 72 çıktı. O zaman burası 72. Hocam burası 72 ise buraya 36 aldı. Burası da 72 mi olacak? Evet. 36, 72, 72 oldu. Bak burada ne çıktı? Bir ikizkenarlık çıktı. Hocam ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen olduğu için A ise burası da A oldu mu? Oldu. Gel buraya A'yı yaz şimdi. Tamam o zaman ben şuranın A, buranın A, buranın A, buranın A olduğunu biliyorum. Şurayı bilmiyorum. Hocam bununla bu birbirine eşitti. A artı 6'yı mı burası? Evet. Burası da A artı 6 değil. Olmayacak mı? Olacak. Şimdi çevresine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane A var. İpe 5 A var. Bir de altın var. Evet. 5 tane
tane A burada var. Bir de A artı 6'sı da var burada. Önceden ip 5A iken şimdi ne oldu? 5A artı 6 oldu. İp ne kadar uzadı o zaman? 6 uzamış oldu. Cevap böylelikle 6. Bu da güzel bir soru. Yine düzgün beşgende köşegenlerin eşitliği ile alakalı hoş bir soruyu. Geldik örnek 15'e. Ne yapacağız? Bir kenarı gören açı. Hani tember çizme yardımıyla da yapabilirsin. Ya da bir kenarı gören açı. Bir kenarı gören açı. Üç kenarı gören açı. O mantığı edebilirsin. Ama bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören açının da iki alfa olduğunu bileceğiz. Şimdi bu düzgün 18 gen mi verilmiş? Evet. 360 bölü 18'den 20. Hocam bu bir kenarı gören açıya x dersem iki kenarı gören 2x, üç kenarı gören 3x diye gider. Aynı zamanda bu dış açıya da eşit. Hocam dış açı yani 2x eşittir 20 ise x'i buradan 10 buluruz. Yani bir kenarı gören açı 10. Hocam buradaki 80'e ait bir üçgen yok. Üçgen oluşturalım. Şöyle oluşturabilirsin. Bak böyle oluştur. Sonra bu açıyı bulabilirsin. Ama ondan sonra şu açıyı falan bulamayacağız galiba. Başka nasıl oluşturabiliriz? Bir de böyle oluşturabiliriz. Böyle oluşturursak evet en azından oraya ait üçgen oluşuyor. Dış açısı kaç? 20. Hocam dış açısı 20 ise iç açısı kaç yapacaktır? 160. Geldim buraya. 160'ı yazdım buraya. Böyle büyütüyorum şey. Sonra ne yapıyorsun? Hop şunu şöyle çizince. Hocam 160 ise burası. 10-10 yap bunlar. 10-10 yap. Şuradaki açıya bakar mısın? Buradaki açı ne? Hocam buradaki açı iki kenarı görüyor. Bir kenarı gören açı 10 derece ise. Çünkü şurada yazmıştık. Evet, x dediğimiz 10'du. Yani bir kenarı gören açı 10 dereceydi. O zaman burada iki kenarı gören ne olacak? 20 derece olacak. O zaman burası 20 oldu. Sonra takıldık kaldık. 80'i kullanamadık. 80'i kullanalım. Hocam buradaki üçgende bak buradaki üçgende iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Yani sen burada 20 ile neyi toplarsan 80 yapar 60'ı. O zaman burası 60 yapar. O zaman alfada ne oldu? 60 ile 10'un toplamı oldu. 60 artı 10'dan 70'e eşit olacak. İşte bak ne kadar çok işimize yarıyor. Gördünüz mü dostlar? Bir kenarı gören açı, iki kenarı gören açı, üç kenarı gören açı mantığıyla gittiğin zaman aşırı derecede kolay. Özellikle büyük çokgenlerde. Geldik buraya 16. soruya. 16. soruda düzgün 12 gen verilmiş. Hocam düzgün 12 gen olduğu için 360 bölü 12 bana 30'u verir. Dış açısı 30. Bu bir kenarı gören açıya ben alfa dersem iki kenarı gören açı 2 alfadır. Aynı zamanda 2 alfa 30'a eşittir. Dış açıya eşit. O zaman 1 alfayı kaç buluruz buradan? 15 buluruz. Hocam buradaki açıya bakacak olursak. Hocam burası 2 kenarı görüyor. 1 kenarı gören 15 ise 2 kenarı gören 30'dur. Direkt buraya 30'u yazabilirim. Aynı şekilde buraya da 30'u yazabilirim. Şöyle baktığınız zaman. Sonra ne yapacağız hocam? Arkadaş 6 var, x var. Burada x'i bulmak istiyorsam ben üçgen oluşturacağım büyük ihtimalle. Hadi oluşturalım bakalım. Oluşturdum şöyle. Oluşturunca böyle. Hocam bak burası da ne yapıyor? 30 yapıyor. Çünkü niye? 2 kenarı görüyor açı olarak. Bizim dış açımız neydi? 30'du. Dış açısı 30'sa iç açısı 150 yapmaz mı? Yapar. İç açısı 150 derece olacak. O zaman buradaki açı da 150 derece olacak ya. Hocam burada 30 30 60 buradaysa buraya ne kaldı? 90 kaldı. Bak 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 olaya bak. Hocam burası 6. Üç kenarı ayıran. Hocam burası da 6 olur. Üç kenarı ayıran köşegen olduğundan dolayı. Şöyle gösteriyorum. Şu üç kenarı ayırıyor. Bu da üç kenarı ayırıyor. Dolayısıyla burası da 6'dır. Ana ne çıktı burada? İkizkenar dik üçgen çıktı. Direkt 6 6'dan dolayı burayı da 6 kökü bulduk mu dostlar? Bulduk. Örnek 16'da böylelikle bak iki özelliği birden kullandık burada. Bir kenarı gören açıyı da kullandık. Aynı zamanda eşit sayıda kenarı ayıran köşegenleri de kullandık burada. Evet örnek 16. Böylelikle 6 kök oldu. Geldik örnek 17'ye. Şimdi düzgün sekizgen demiş. Hocam 360'ı 8'e bölsek dış açısı 45. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı 2 alfadır ve 2 alfa da 45'e eşitse alfa da buradan 22,5 olur. Evet bir kenarı gören açı 22,5. O zaman buradaki açıları ben tek tek yazabilirim. Bak şu iki kenarı görüyor. İki kenarı gören açı 2 alfadır 45'tir. Burası da iki kenarı görüyor. Hemen bak hızlı bir şekilde yazabiliyoruz. 45 burası 45 burası. Hocam burası da iki kenarı görüyor 45. Burası da iki kenarı görüyor 45. Burası da aynı şekilde 45. Burası da aynı şekilde 45. Burası da 45. Burası da 45. Hocam şuradaki açıya bakacak olursak şöyle. Açı olarak 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor 90 diyebilirsin. Ya da dış açısı 45 ya. İç açısı kaç yapacak? 135. 135 yapacağından buraya 90 derece kaldı diyebilirsin. Aynı mantıktan dolayı burası da 90, 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 burası da 90. Olur mu? Olur. 45, 45, 90 üçgenleri de karşımıza çık böyle. Hemen şuradaki 90'ları şöyle bir yazalım. Sonra bu kartonun alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi bir kenarı kaç birim burada? Bir kenar verilmiş. O zaman bir kenarsa hocam 1'i köke böldüğüm zaman 1 bölü kökü yani kök 5 ile çarparsam kök bölü 2 çıkar burası. Hemen şuraya kök bölü 2'yi yazıyorum. Buraya da kök bölü 2'yi yazıyorum. Burası 1. Hocam şurada bir dikdörtgen çıktı. Burası da 1. Hocam burası 1. Burada da dikdörtgen çıktı. Burası da 1. 1 ise 1. 1 ise 1'i yazdık. Sonra burada kök bölü 2'ler. Burada da kök bölü 2'ler. Var mı böyle? Var. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaş şu alan zaten bir kare yaptı. Bu karenin alanı 1'in karesi. 1 çarpı 1'den 1 değil midir? Evet. Sonra şuradaki alanı bulalım biz. Hocam burası da 1 çarpı kök bölü 2'den kök bölü 2 yaptı. Hocam burası da aynı şekilde kök bölü 2. Burası da kök bölü 2. Burası da kök bölü 2. Yani o zaman tüm alan çıktı mı meydana? Çıktı. Hocam 1 var alanda. Bir de kök bölü 2'den 4 tane var. Git git 2. Yani alanda buradan 1 artı 2 köküye ya da 2 artı 1'e eşit oldu. Yine neyi kullandık burada? Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı
gören açı 2 alfa mantığını kullanıp şuradaki açıları yerleştirdik dostlar. Evet, örnek 17'yi böylelikle kök artı 1 ya da 1 artı 2 şeklinde bulduk. Geldik örnek 18'e. Örnek 18'de de düzgün 12 gen demiş. Hemen düzgün 12 gen olduğu için 360'ı 12'ye böldün, 30 geldi. Hocam bir kenarı gören açı alfaysa, iki kenarı gören açı 2 alfa. Aynı zamanda bu da dış açıdır. Tamam. Bu dış açıda nedir? Dış açıda 30 derece ya. Hocam 2 alfa 30'sa bir kenarı gören açı da kaç oldu o zaman? 15 oldu. Tamam. Şuradaki açıyı ben yazabilirim. Kaç kenarı görüyor? 3 diyemiyorsun değil mi artık? 2 kenarı görüyor hocam. Bir kenarı gören 15 ise 2 kenarı gören 30'dur. Aynı şekilde burası da 2 kenarı görüyor. Şöyle baktığın zaman 30. Şimdi bununla bu eşit verilmiş. Boşu boşuna eşit verilmez. O zaman oradaki eşitliği kullanacağım. Bu arada şuraya bakar mısın? Hocam buradaki de kaç kenarı görüyor? Öyle bakacak olursam 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor. Bir kenarı gören 15 ise 4 kenarı gören 60'tır. Hemen buradaki 60'ı da yazdık. Ana 60 derece var ve kollar da birbirine eşitse aklımıza ne gelir? Eşkenar gelir. Hemen eşkenar oluşturalım şöyle. Hop, oluşturduk. Şöyle eşkenar yaptık. Burası da eşit oldu mu? Oldu. Çünkü 180 çıkar. 120 2'ye böl 60 60 oldu buraları. Dolayısıyla ne olacaktı burası? Burası 60 eşkenar üçgen oldu. Şuradaki eşitliği de yazdık. Sonra ne yapacağız? Şu yorum yapabilirsin. Hocam bir kenarı gören 15 ya. 4 kenarı gören 60. O yüzden bu tam köşeden gelmiş. 4 kenarı gören tam bu köşeye gelecek diye uzatabiliriz de bunu. 60 bak 1 2 3 4. Yani bunun tam uzantısı buradan böyle geçiyor diyebiliriz. Ama bunu böyle geçirsek de güzel bir şey gelmeyecek galiba. Başka ne yapabiliriz burada? Başka ne yapabiliriz burada? Aslında güzel bir şey de gelebilir ya. Şöyle yaptığın zaman. Hocam ben şunu şöyle yaptığım zaman burası çizgi ise o 1 2 3 4 eşkenar ayıran köşeye. Hocam şuna baktığın zaman da 1 2 3 4 eşkenar ayıran köşeye. Burası çift çizgi artı çizgi ise burası da çift çizgi artı çizgi olur deyip buradaki eşitliği de şöyle gösterebilirsin. Şunların eşitliği. Neyse. Başka ne yapabiliriz? Ya şuradaki eşitliği ben kullanabilirim. Bu üçkenar ayıran köşegen değil mi? Evet. O zaman hocam o üçkenar ayıran köşegense burada da şöyle şunu şöyle çizecek olursam bu da üçkenar ayıran köşegen değil mi? Aynen öyle. Hocam üçkenar ayıran köşegenler birbirine eşittir. Sonra burası kaç derece? İki kenarı görüyor 30. İki kenarı görüyor 30. Sonra iç açısı kaç? Dış açısı 30 olduğundan dolayı dış açısı 30 ya iç açısı 150 derece yaptı. Hocam bunun tamamı 150 derece olacağından dolayı 60 burada, 30 burada, 30 burada. Buraya kaç kalır o zaman? 30 derece kalır diyebilirsin. Ve çıktı. Niye çıktı? Bak ikizkenarlık var burada. Tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart. Böl. Taban açıları 75-75 oldu. Ve şu açıda x artı 60 artı 75 de 180 yapmalı. X'i de buradan kaç derece buluruz? 45 derece buluruz. Ya hocam bu ne ya? 2 tane çizgi çizdik. Çıkar mı böyle bir soru? Arkadaş benzeri sorusu çıktı sınavda. Hem de 2 tane özelliği birden kullandık. Kirişlerin eşit olmasını kullandık. Bir de bu bir kenarı gören açı alfa, iki kenarı gören açı 2 alfa, dış açıda 2 alfa mantığını kullanarak yaptığımız bir soruydu. ÖSYM'de aynen bu ikisini kullandırıcı zor bir soruyla karşımıza geldi. Genelde de çok yerlerle ilgili böyle seçici sorular soruyorlar. O yüzden ben bu soruları burada sormak zorundayım. ÖSYM soruyor çünkü. Yapacak bir şeyim yok. Tamam gençler. Evet, böylelikle burayı halletmiş bulunuyoruz. Düzgün beşgeni ve düzgün altgeni de. Yani bundan sonra kısmı da bir sonraki güne bırakalım. Hemen zevkli kısma gelelim. Şu 3. sayfaya geldik. Şuraya tik atacağız kardeş. Hemen atalım hocam. Şurada çizgiyi de ben büyüteyim şöyle. 26. gün bitti. 153-157 arası bitti. Sırada 27. gün var. Şuraya da tikimizi atalım tabii ki. Hemen 26. gün 2. sayfa. Şurada ödev var mı diye bakıyorum. Ödev yok. 27. günde çokgenler tam olarak bitecek. O zaman ödevimizi vereceğiz. Şeye de bakmamıza da gerek yok aslında ama yine de söyleyeyim. Çokgenler 14. hafta çokgenlerdi. Çokgenler tam anlamıyla bitmedi. 27. günde bitirirsek olayı bitireceğiz. Evet, böylelikle bugünü bitirmiş bulunuyoruz. Çokgenler daha bitmedi. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki günde yani nerede? Yine çokgenlerin konusunun devamında. Düzgün beşgen ve düzgün altgene özelliklerinden bahsedeceğiz orada. Bir de alan böyle ufak tefek alan hikayeleri de var. Oradan bahsedeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Fearless, I let him feel this. You know I spit it, no cap when I kill this.